Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ı Kayseri Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı binasının açılış törenleri için ve birkaç ziyaretlerimiz, STK ziyaretlerimiz, esnaf ziyaretlerimiz ve Kayserili halkımızla buluşması için Kayseri'ye davet ettik. Kayserimize inşallah 2 günlük, 3 günlük bir ziyaret için bizleri onurlandırarak aramıza katıldılar. Bizleri şereflendirdiler. Kendileri Yeniden Refah Partisi'nin ve Milli Görüş Ruhu'nun Kayseri'de yeniden dirildiğini ve yeniden ikinci Erbakan dönemine hazır olduğunu bugün burada inşallah şahitlik edecek ve bizler de arkasından yürüyeceğiz ve Kayseri 3 gün boyunca Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ı misafir edecek, ağırlayacak. Her şeyden önce bizleri Kayseri'nin girişinden itibaren aynen 90'lı yıllardaki Refah Partimizin yükseliş döneminde yaşanan heyecanla, coşkuyla, muazzam bir katılımla, muazzam bir konvoyla karşılayan tüm kıymetli Kayserililere, tüm teşkilatlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Bakınız bugün Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, Erbakan hocamıza, Milli Görüş'e hay Allah Erbakan hocadan razı olsun, hay Allah Milli Görüş'ten razı olsun diye dua eden sayısız vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bu neden böyle? İşte Muş'ta, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Gerede'de, Konya'da, Türkiye'nin dört bir yanında Erbakan hocamızın açmış olduğu ağır sanayi hamlesinde açtığı fabrikalarda biz ekmek yedik. Bizim bu rızkımıza, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu rızka Erbakan hocamızın o ağır sanayi hamlesi vesile oldu. Allah Erbakan hocadan razı olsun. Bir diğer yerde Erbakan hocamızın 4. hükümette vermiş olduğu memur, emekli, işçiye maaş zamları sayesinde halen daha ayakta duruyoruz. Eğer o maaş zamları olmasaydı bugün aldığımız paranın 1/3'ünü alıyor olacaktık. Erbakan hocanın 11 ayda verdiğini bunlar 19 senede veremediler diyen sayısız vatandaşımızla karşılaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Kıbrıs'a gidiyoruz. Allah Erbakan hocadan Milli Görüş'ten razı olsun. Neden? 74 Kıbrıs Harekatı'nın emrini verdi Erbakan hocamız. Burada akan kadın ve çocuk kanına son vermiş oldu. 47 seneden beri bir kişinin bile burada burnu kanamıyor diye halen daha Milli Görüş'e Erbakan hocamıza dua ediliyor. Bizim siyasetimiz dünyacı bir siyaset değil, ahiret öncelikli bir siyasettir de onun için. Bizim siyasetimiz siyaseti ticaret olarak gören bir siyaset anlayışı değil, siyaseti ibadet olarak yapan bir siyaset anlayışıdır da onun için. Eğer böyle siyaset yaparsanız mazlumun derdiyle dertlenirsiniz. Ezilenin derdiyle dertlenirsiniz. Dar gelirlinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, emekçinin, hayvancılıkla uğraşan milyonlarca dar gelirli insanın derdiyle dertlenirsiniz ve öyle olunca da halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır anlayışıyla işte Milli Görüş'ün 40 yılındaki bu efsane hizmetleri gerçekleştirirsiniz. Ve en büyük kazanca ulaşırsınız. Bugün Erbakan hocamızın vefatının üzerinden 10 seneden fazla zaman geçmiş, halen daha Türkiye'nin her karışında her kesimden insan ona dua ediyor, halen daha amel defteri kapanmıyor. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Şimdi biz de 2. 40 yılda aynı ruhla, aynı dava uğrunda Erbakan hocamızın Milli Görüş'ün istikametinde yeniden bu aziz millete o efsane hizmetleri yapmak, yeniden bu 83 milyon milletimizin yüzünü güldürmek üzere bu şanlı yürüyüşü başlattık ve emin adımlarla, kararlılıkla hedefe doğru yürümeye devam ediyoruz. Aynen 1. 40 yılda olduğu gibi 2. 40 yılda da
ne kadar engellemeye çalışsalar da, ne kadar yok saysalar da, ne kadar ambargo uygulasalar da, içeride dışarıda ne kadar mihraklar bu yürüyüşün önünde set çekmeye çalışsa da, aynen birinci 40 yılda olduğu gibi bu samimi dava ellerinin gayretiyle, Cenab-ı Allah'ın yardımı ve izniyle ve aziz milletimizin feraseti ve desteğiyle en kısa zamanda geleceğiz ve bu milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Geldiğimiz zaman ne olacak? Birinci 40 yılda milli görüş bir senede 70 milyar dolar kaynak paketi oluştur. Borçsuz, zamsız, vergisiz, millete yük yüklemeden. Şimdi ikinci 40 yılda yine milli görüş gelecek, yeniden refah gelecek. Bu sefer bir yılda 150 milyar dolar kaynağı borçsuz, zamsız, vergisiz bulacağız ve bu aziz millete aktaracağız inşallah. Akrabalara, yandaşlara, etrafımıza, imtiyazlılara, dış güçlere değil, bu aziz millete aktaracağız. Bunun kitabını yazdık, Milli Kaynak Paketleri kitabımızı bütün kamuoyuyla ve bütün milletimizle paylaştık. Birinci 40 yılda Erbakan hocamız havuz sistemiyle kitleri faiz ödemekten, faiz girdabından kurtardı. İkinci 40 yılda yine milli görüş gelecek. Bütün faizleri sıfırlayarak 83 milyonu bu faiz vatandan kurtaracak Allah'ın izniyle. Makam aracı ve makam odası saltanatına gelir gelmez son vereceğiz. Bizim iktidarımızda bugün olduğu gibi 2 tane, 3 tane, 5 tane, 15 tane maaş alan bir tane dahi bürokrat kalmayacak inşallah. Bunun sözünü veriyorum. Çünkü milli görüş demek israftan, ateşten kaçar gibi kaçmak demektir. Yetim hakkı yemekten, devletin malına göz dikmekten ateşten kaçar gibi kaçmak demektir. Birinci 40 yılımız bunun ispatlarıyla doludur. Birinci 40 yılda D8 adım atıldı. İkinci 40 yılda yeniden refahla D60 adımını atacağız. Birinci 40 yılda Refah Partisi'yle rantiyenin otumları kesildi. İkinci 40 yılda geleceğiz. Bütün haksız kazanç hortumlarını birer birer kesip o kaynakları, o imkanları 83 milyona akıtacağız inşallah. İş batırma belgesi olanları değil, kapı gibi iş bitirme belgesine sahip yeniden refahı, milli görüşü seçecekler inşallah. Ve son olarak diyorum ki ikinci 40 yılda da aynen birinci 40 yılda olduğu gibi refah gelecek, zulüm bitecek. Refah gelecek, sömürü bitecek, refah gelecek, yüzler gülecek inşallah.